Merhabalar, Köyde Yaşam kanalından herkese selam. Bugün Çaygene gidiyoruz, tarlamıza, köye gideceğiz. Şimdi Ödemiş'teki evdeyim ben. Köye doğru gidiyordum, dedim bu sefer buradan başlayayım, video buradan başlasın. Neden? Giderken arabanın içinde çekeceğim, manzarayı da çekeceğim, Ödemiş Ovası'nı da çekeceğim. İzleyicilerimize bir Ödemiş Ovası'nı da gösterelim. Tarlaları falan yolunu da gösterelim diye. Ondan buradan başlattım. Çaygen'de ne yapacağız? Biliyorsunuz geçen sefer zeytin çeliklerini kesmiştik. Zeytin çeliği yapmıştık. Seramızı doldurmaya çalışıyoruz. Bugün de gene yaptığımız zeytin çeliklerinden bazıları kaldıydı. Biz onları toprağa gömmüştük. Hani beline kadar, yarıya kadar toprağa gömmüştük. Toprağa dikmiştik onları. Niye öyle bir şey yaptık? Akşamüstü çok geç olmuştu. Zaten bir anda kameranın şarjı bitmişti. O videoda hatırlarsanız. Şarjı bittikten sonra da devam ettik biz yapmaya ama hava kararmıştı. Ondan yarısı kaldı. O şimdi ben gideceğim. O yarısını tekrar dikeceğim. Saksılara, saksı poşetlerimize. Yeni saksı poşetleri ayarlayacağım. Onları dikeceğim. Ondan sonra da yapacağım. Eğer hani daha vaktim zamanım olursa ki olacak gibi duruyor. Oradan da bülbüllerin altına gideceğiz. Orada tekrar zeytin çeliği yapacağız biraz. Onları da saksı poşetlerle koyduktan sonra akşama kadar işimiz bu olacak. Bunları yapacağız. Tabii ilk önce bir köye gidelim. Tavuklarımıza yem falan verelim. Hadi köyümüze gidelim. Akşam da bayağı bir çiğ yağmış. Gece. Şuna bakın ne biçim çiğ yağmış. Koydum. Onda motor yağısı 600 gram giriyormuş.
Ben tam 600 grama göre ayarlıyordum. Hatta 600 grama göre ayarladım. Tam katıyordum içine. İçinde biraz olduğundan dolayı benim o 600 gram fazla geldi. Hem yere taştı. Yere taşmasını geçtim. Ben onun kapağını o şekilde kapatmıştım. Yağ kapağını. Ondan sonra bir de çalıştırdım. Buji yağladı. Allah'tan söktak biraz biliyorum hani neden dolayı çalışmadığını biliyorum. Biraz çalıştı. Ondan sonra hemen istop etti. Zaten anladım ben. Bayağı bir duman da atmıştı. Buji yağladı kesin diye. Neyse bujisini falan söktüm. Temizledim. Sonra tekrar taktım. Benzinini falan kattım. Şanzıman yağını kattım. Ondan sonra çalıştı. Sokakta bir test sürüş yaptım. Çalışıyor yani, güzel çalışıyor. İşimizi de görecek gibi. Yani anlatmak istediğim şey, yağdan tasarruf etmek için, yağdan kar edebilmek için az yağ koymuş. Yani ben bu işi bildiğimden dolayı yağsını, her şeyini kontrol ettim. Başıma bir sıkıntı gelmedi. Ama bunu bilmeyen, hani ne bileyim, motordan anlamayan bir insan direkt alıp kullanmaya başlasa ne olacak? Motoru bitirecek. Çok az bir yağ var. Hani çalışmamazdık. Direkt orada bitmezdik, yapmaz. Az bir şey gene yağ koymuşlar. Bu adam bunu bir hafta, iki hafta kullanacak. Ondan sonra yatak saracak motor. Neden? Yağsı yok. Ne kıymeti kaldı o saatten sonra onu almanın da, satmanın da. Satmanın dahi bir karı yok ki o saatten sonra. Çok ufak şeylerden kar etmeye çalışıyoruz ama kalitemizi bozuyoruz. Yani firmalar yapmaması lazım aslında da. Geldik. Tarlaya gitmeyeceğim. İlk önce köydeki evimize gidelim. Orada biliyorsunuz tavuklarımız var. Aklımdayken gideyim onlara tavuklarının yemlerini vereyim. Sonra unuturum. Bir de akşam dönmeden önce veririm. Sabah akşam zaten iki öğün verdik mi yetiyor tavuklara. Burası da köyümüz. İzmir'in Ödemiş ilçesinin Yusufdere köyü. Bizim kara tavuk buralarda geziniyor. Horoz. Bakın. Yem ver bana diyor. İşaret ediyor. Bakın, görüyor musunuz? Daha önceki videolarımda söyledim. Horoz çok akıllı. Yem ver bana diye söylüyor demiştim ya. Böyle hareket yapıyor işte. Yem vermesin.
Gem vermemizi istiyor. Gel. Az atınca bile yemiyor. Aslında normalde bir kere attığım zaman bir kok 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 diye yeri gösteriyordu, biraz daha at diye. Gerçekten öyle yapıyor. Hani 2-3 kere attıktan sonra yemeye başlıyor. Daha da atsın diye. Tavuk nerelerde bir bakalım. Neyse gelir o. Geziniyor geliyor zaten. Burada başka bir işimiz yok. Bir şey alacak olduğum bir şey de yok. Gidelim. Poşetlerimizi bir de şeyimizi alalım. Köklendirici ilacımızı. Zaten bir bunlar gerekli. Bağ makasıyla şeyi arabada bıraktım. Onları bülbüllerin altında kullanacağız. Metin'in nasılı da bayağı bir büyüdü. Güzel oldu. Otlandı, hem uzadı. Bu böyle diz boyuna geldiği zaman gübre atılması gerekiyor. Gübremizi de aldık zaten, o da hazır. Bir de gübresini atıldı mı bunun başka bir işlemi, hiçbir işlemi kalmıyor artık. Kardeşleme de yapmaya başlamış mı? Yok. Tek tük. Hatta yapmamış daha ya. Şunun da nasıl, niye böyle oluyor bilmiyorum. Kapı her seferinde çok zor açılıyor ya. Evet. Şurada şöyle koyalım. Çeliklerimiz burada. Buraya böyle gömdük biz bunları. Gene dibinden suyunu alsın diye. Hani ölmesin diye toprağa gömmüştük. Bayağı da var. Bir 30 tane falan vardır burada. Dün gelecektim ben. Dün şey yaptım. Çapalama makinesini bekledim. En sonunda kargoya gittim.
PTT kargo ile gelecekti. Hani bir haftadır gelmedi. Büyük bir makine olduğundan küçük arabaları şeye çıkmamış, dağıtıma çıkmamış. Ondan dolayı bir haftadır getirmiyorlardı. Dedim ben gitmeyince gelmeyecek herhalde dedim. Ondan gittim, iki kere gittim. En sonunda hatta hep beraber yükledik. 2-3 kişi beraber yükledik arabaya. Arabaya dahi bindim. Ödemişti, birkaç tur attık. Kargoları verdik. En sonunda kendi kargomu kendim getirdim, geldim yani, o şekilde oldu. Ama bir şey de yapmadım, kızmadım da kargoculuğa, çünkü dedikleri gibi ağır bir yük. Zaten o gün hep ağır yükler şey yapıldı, böyle büyük kargolar götürüldü. Hani o büyük arabayı onun için çalıştırıyorlarmış. Büyük böyle büyük kargoları biriktirip o şekilde dağıtıma çıkarıyorlarmış. Ondan dolayıdır bir haftadır gelmiyormuş. Biz de şey yapmış olduk, dolaşmış olduk, bir kargo nasıl dağıtılıyor onu da görmüş olduk. Hep beraber dolaştırdık, 3 kişiydik. Bunlara şimdi daha önceki videolarımızda da söyledim de, belki bu videoyu ilk kez izleyen olur diye, bu şekilde yara veriyoruz. Yara vermek önemli. Buralardan patlama ihtimalini çoğalttırıyoruz. Hani faydası oluyor gerçekten. Nereden biliyorsunuz diyecekseniz, daha önce kuruyan, patlamış da kuruyan zeytin çeliklerine baktım. Hani orada torbalarımız var ya bizim. Orada baktım. Birkaç tanesini söktüm. Böyle patlamış da kurumuş bazıları da. Bazıları böyle yara verdiğimiz yerlerden de patlamış hep. Hani onu fark ettim. Yani böyle alttan da patlamış, buralardan da patlamış. Çok nadir de olsa buralardan, gözlerden de patlayan olmuş. Gözlerden de patlama ihtimali var zaten. Bu yara verdiğimiz yerlerden de patlama ihtimali var. Ondan dolayı yarayı vermeyi ihmal etmeyin. Böyle güzel güzel yara verin. Bunlar hep faydası yani. Köklendirici de kullanın. Köklendirici kullanmadan yapmanızı tavsiye etmem. Çünkü neden? Onun da denemesini yaptım ben. O şey olmuyor, güzel olmuyor. Hani çok düşük. Tutuyor gene, tutmuyor demeyeyim de. Tutma ihtimali düşük yani. Bayağı bir düşük. Emeğinizi boşuna harcamayın. Köklendiriciyi kullanın. Zaten sadece köklenmesine yarıyor. İşe yarıyor. Kullanın. Emeğiniz boşuna gitmesin derim. Bu direkt bu yara vermeyle niye başladın diyecekseniz, şimdi bu yaraları vereceğim. Bu arada şu iki tane yaprağı da bırakıyorum. 2-3 tane mutlaka yaprak bırakıyorum. Hem şeyini ölçmek için, hani yönünü ölçmek için, yönünü bilebilmek için garantiye alıyorum yani işimi. Hem de bu mesela yağmurlama sulama yapıyoruz ya seranın içinde. Bu yaprağından da, bu zeytin çeliği yaprağından da suyu emiyormuş. Bir tane iki tane yaprak bırakıyorum ki oradan da şey yapsın. Suyunu emsin yani, yaprağından dahi suyunu emsin diye. Ondan dolayı yeni yaptığım çeliklerde bu şekilde yaprak bırakıyorum. Direkt bu yara vermeden başlamamın sebebi, şimdi bu yaraları vereceğim. Direkt köklendiriciye batıracağım. Ondan sonra şey yapacağım. Siz söyleyin. Ondan sonra saksıları yapacağım. O ara köklendiriciye batırdığımızdan dolayı ilacı kurumaya başlayacak. Bir iki dakika beklenmesi lazım batırıldıktan sonra. Hatta bir 5-10 dakika bekleseniz daha iyi olur. Kuruduğundan emin olun. Alkolü, üzerindeki alkol uçsun. Böylece hani tam şey emmiş olur yani, çeliğiniz ilacı emmiş olur, tutma olasılığını daha da yükseltirsiniz. Evet, çeliklerimizi yaraladık. Şimdi ilacımızı verelim.
Bu kadar ya, batırmanız da yeterli hani. Sonuna kadar batırmaya çalışmayın. Zaten şu kadar falan girecek toprağın içine. Bu kadarı batırmanız yeterli. Zaten bu kadar köklenme, bu uçlardan biraz biraz kökleniyor. Sonra çoğalıyor kökü. Yani dibine kadar batırmanıza gerek yok. Şu şekilde. Evet, ilaçlamamız bitti. Şunun ağzını güzelce kapatalım. Bununla işimiz yok. Bu burada kurusun. Ben dışarıdaki şuradaki saksı poşetlerimizi içeri taşıyacağım yavaş yavaş. Bunların içindeki toprakları kullanacağım. Buradaki toprağı kullanmıyorum çünkü görüyorsunuz çok taşlı, çok küçük küçük çakıl taşlarıyla dolu. Yani çok taşlık burası. Ondan dolayı bu toprağı kullanmak istemedim. Yani canım onları istemedi. Ama bunları bir kullanalım. Bunlar bittikten sonra mecbur o zaman büyük bir ihtimal kullanacağım. Hani taşlık maçlık kullanacağım. Belki bu taşların da faydası vardır. Su tutmayı belki oranını arttırıyordur ama ben taşlı toprak fazla sevmediğimden dolayı, belki köklenmesine dahi engel olacağından dolayı. Çünkü neden? Böyle çok küçük küçük çakıl taşları kökün hava almasına neden olabilir. Kök hava aldığı zaman da zaten şey olmuyor. Köklenmiyor. Yani köklenme gerçekleşmiyor. Ben buradan büyüklerimden, abilerimden öğrendiğim bu. Ondan dolayı şimdilik bunlar bitese bunları kullanacağız. Hem otlarını temizleyelim. Buradaki geçen sene bu toprak ise geçen sene bülbüllerin altından getirmiştik. O videoyu izleyenler bilir. Bu daha temiz bir toprak. Yani bunun içinde taş var ama o kadar çok taş yok. Yani çok taşlı bir toprak değil bu, güzel bir toprak. Bunlar bitese kadar bunları kullana koyalım. Şunları şöyle. Evet, getirdim toprağı, şeylerimize doldurdum, saksı poşetlerimize. Şimdi çelikleme zamanı. Tabi bunlar böyle sadece batırılıp bırakılmayacak. Şöyle dipten de az sıkıştırsanız güzel olur. Çünkü kök sıkışık olması lazım. Hava almaması için. Evet, ikinci partiyi torbalarımızı da yaptım. Bunları da şimdi çeliklerimizi batıralım. Ondan sonra yerlerine yerleştirin. Şöyle.
Tamam. Şunlar arttı. Olmadı, ben bir tur bir şey daha şey yapayım. Bir parti daha torba yapayım. En azından bülbüllerden yapıp geleceğim. Çelikler garantiye alınmış olsun. Hani bugün dikilme konusunda garantiye alınmış olsun. Biraz daha ben bir parti daha yapayım. Bunları da yerleştireyim yerlerine. Ondan sonra bir parti daha yapayım. Ondan sonra bülbüllerin altına gidelim. Biraz daha çelik yapalım. Geldiğimizde onları da dikeriz. Ondan sonra zaten saat epey olur. Geç olur. Oradan da Ödemiş'e geri gideriz. Evet. İkinci parti fidan torbalarımızı doldurduk. Şimdi bülbüllerin altına gideceğiz. Burada bir işimiz kalmadı artık. Bülbüllerin altına gitmeden önce de bir köye uğrayalım. Yusuf Deresi'ne. Orada ben bir su alayım. Hem susadım. Burada su da yok. Pompanın şeyinde su kalmamış artık. Borusunda. Bir tane de bisküvi alayım. Oradan belki kahve uğrar, bir çay içerim. Ondan sonra bülbüllerin altına gidersin. Hadi gidelim. Pisi. Çekimde ne diyorsun Süleyman? Çekimde mi abi? Çekimde mi? Evet. Gel hadi gel. Ben su alacağım, bir tane büyük su. 1,5 kutu. Hmm. Hadi bakalım geliyor. Hayırlı olsun Kutu. Sağ ol. Ne oldu, arabayı değiştirdin mi? Araba kaza aldı abi ya. Diğer araba. Her yaptın ya. Aranlı'da, Ödemiş'te. Allah. Arkamdan gel. Aranlı'da. Arkadan mı vurdular? Arkadan. Park yerindeki arabaya vurdular ya. Sarhoşmuş zaten adam. Vuran adam sarhoşmuş. Bir şey yok değil mi? Kendin bir şey yok değil mi? Ben de bir şey yok da araba verdik gari. Abi evin önü boy be. Para olduğu zaman vardır. Evet. Nasılsın emmi? İyi oğlum. Sen ne yaptın? İyiyim ben de. Arabayı değiştirdin sen ya. Değiştirdim. Neden? Kaza oldu ya. Ne zaman? Epey oldu emmi. Bir iki ay kadar oluyor. Arkadan geldiler, vurdular bana. Sen kendine bir şey olmadı değil mi? Bir İçindeydim olmadı. Ben de bir şey olmadı. Yani park halinde böyle yolun dışındaki arabaya vurdular. Yolun dışındaydım ben. Ne vurdu? Şey mi? Taksi mi o araba mı?
Kasalı arabalardan hem mi? Isuzu D-Max gibi. Gelmiş geçmiş o zaman. Ben hiç duymamışsın ya. Oldu geldi geçti ya, fazla da söylemedim ben zaten. Onu yerine mi sattın ha? Onu çarpan adama verdim. Ha. Ona sattım. Piyasa değerinde verdik. Ondan sonra bunu aldım işte. İşte piyasa değerinde. Öyle, öyle öyle. Zararımız olmadı pek. İyi oğlum, hadi hadi. İyi, görüşürüz hem. Burada da ne yapıyorlar ya? Bu ağaçları şey yapıyorlar. Şuradan makasımızı alalım. Şurada destereyi alalım. Yere çok dökülmüş ya zeytin. Şuraya bakın. Bu zeytin niye bu kadar çok dökülüyor anlamıyorum ya. Fazla mı geliyor meyvesi? Bir şeyler mi eksik? Bakın şuna bakın. Bu kadar dökmemesi lazım ya. Hadi susuz olsa anlayacağım. Hani susuz dayanamıyor artık. Bırakıyor meyvesini diyeceğim ama susuz da değil. Burada da dünyanın dökülmüş. Aa, buradaki zeytinler toparlamış artık kendini. Size daha önceki videolarda göstermiştim, hatırlarsanız bunlar kupkuruydu, hiç yoktu, çekirdekti resmen. Şunun gibiydi bakın. Bunun gibiydi. Biraz toparlamış. Yağmurun, suyun faydaları işte, bakın bunlar bile nasıldı. Biraz toparlamış kendini. Evet, buradan başlayalım. Bunlarda bayağı bir çelik var. Ama ilk önce karnım acıktı, biraz bisküvi yiyeyim. Evet, başlayalım. Bunları hiç kesmekle uğraşmayacağım ben. Böyle gangıttıra gangıttıra kıracağım. Vallahi biraz daha ellemesem resmen bir dal olacak. Bunlar yeter. Yeter zaten bana. Bugünlük yapmaya yeter yani. O hazırladıklarımı doldurmaya yetecek. Evet, şimdi ağacın
başına çıktım. Şuralarda bir çıkmışken temizleyelim. Burayı bakın görüyorsunuz, burası fazla bir açıklık var ve suygunlar genelde bu taraftan çok şey yapmış, vermiş. Burada da bir tane dal kırılmış görünüyor mu bilmiyorum. Şurada. Ondan dolayı şuraya bir tane dal bıraktım. Şöyle şu dere şu tarafa doğru uzasın. Hatta biz bunu büyütebildiğimiz kadar, uzatabildiğimiz kadar boyunu uzatırız. Şöyle şimdiden budayı vereyim. Uzatabildiğimiz kadar uzatalım. Uzadıktan sonra bu şekilde böyle ağsın, buraya ağacın bu tarafına gölge yapsın. Ondan dolayı bıraktım yani bunu, bu dalı. Burasını da oraya bıraktığım için burası zaten fazladan suygun atmış. Burası da kesildiğinden dolayı, şurası bakın, şurası kesildiğinden dolayı şey yapmış, suygun vermiş. Burayı şöyle şu şekilde temizleyelim. Bunların hiç gerek yok yani. Hiçbir işe yaramaz bunlar. Evet, zeytin çeliklerimizi yaptım. Bu kadar zeytin çeliği bu ağaçtan çıktı, sadece dibindeki suygunlardan. Yetti de arttı bile bize. Belki gene artacak bile yani. Havada günde gün yavaş yavaş aşıyor hani, çöküyor. Havada kararmak üzere. Şunları hemen koyayım. Poşet de vardı yanımda. Poşetin içine koyalım. Oradan seramıza gidelim. Bunları da dikelim. Büyük bir ihtimal artacak. Çelikler artacak. Vakit kalırsa torba da yapacağım daha. Bunları da torbalamaya çalışacağım. Ama vakit olursa. Bu kapıyı bir yağlayacağım mı? Ne yapacağım anlayamadım ya. Şu çelikleri hemen bir ilaçlayayım. Zaten biraz kurumasını da beklememiz lazım.
Hava da kararıyor. Acele edeyim biraz. Evet, çeliklerimizi de diktim. Hepsini tamamlamış olduk. Hemen hemen karar yapmışım yani. Tam kararında yapmışım. 8 tane fazladan yapmışım. O 8 tane de ekstradan torbalar yaptım. Hani 8 tane daha torba yaptım. Onları da diktim. Bayağı bir oldu. Saydım bu siyah poşetlerden, hani yeni aldığımız torbalardan 110 tane falan yapmışız bugüne kadar. Dünle bugün. Dün babaannemle yapmıştık bir 20-30 tane kadar. Şunları saymadım ama bunlar hariç. Sadece topraklı olanlar 110 tane falan oldu. Buraya da geçtim artık. Neden? Şimdi şuradan şöyle bir yol ayıracağım ben. İnceden. Şöyle bir otlarını temizleyebilmek için. Arka taraftan da yol ayırdım. Bu taraftan da buranın otlarını alacağız. Böyle buranın ot, bu yoldan da bu tarafın otlarını alabileceğim. Temizlemek için. Buradan da yol bıraktım. Buradan da böyle bu şekilde buranın otlarını temizleyebilmek için ince bir yol bırakacağım. Ondan dolayı buraya geçtim. Şimdi burayı da yapalım. Burayı da böyle dolduralım. Sonra ince ince artık birkaç tane daha koyabileceğimiz yerlere koyarız. Ondan sonra seramız dolmuş olur. Şimdi bugünlük bu kadar. İşimiz bu kadar. Şimdi ben şeye gideceğim. Ödemiş'e. Bugünlük yeter artık. Zaten hava da karardı. Ben de yoruldum açıkçası. Şimdi videoyu izlerken mesela ben kendim de izlerken şöyle oluyor. Hemen bitiyor mesela iş. Videoda mesela yarım saatte bir iş bitiyor. Ama aslında onu yapması saatler sürüyor. Yani o her bir işi yapması saatler sürüyor. Yoruyor da. Neyse bugünlük bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenip yorum atmanız bizim kanalımızın büyümesi için çok önemli. Hani çok büyük bir destek sağlamış oluyorsunuz beğenip yorum atarak. Beğenip yorum atmayı unutmayın. Hani köy hayatıyla da ilgileniyorsanız sürekli zaten köy hayatıyla ilgili videolar paylaşıyoruz. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Eğer ilgileniyorsanız, seviyorsanız köy hayatını. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.